Kim bu çamaşır saatinde ya? Üf. Kahvaltı ettin mi? Hayır. Eyvah. Belli oluyor. Bak ne diyeceğim. Ne? Ben bir şeyler hazırladım. Yani senin şimdi kan şekerin düşmüş belli. Bu sende biraz agresifliğe yol açıyor. Gel yiyelim. Geçer, hem iyi gelir. Ne hazırladın? İşte sandviç, meyve, limonata falan. Neyli sandviç? Kavurmalı kaşarlı. Hadi be. Allah. İyi. Yedikten sonra çadırını toplayıp gideceksin ama. Tamam. Tamam. Üstüme bir şey geçirip geliyorum. Ayşegül. Şurada bekleyebilir miyim? Hayır. Sen nasıl kaldın burada bu çamurda? Bu titizlikle devrim olmuş senin için. Vallahi ruhum bile duymadı. Bütün bunları sen mi yaptın? Senin için. Hadi ya. Eline sağlık. Bitirince toplarsın. Anca gidersin. Be Ayşegül. Ya bir dur 2 dakika ya. Hem ben... Buraya oturup konuşuruz diye böyle yaptım, hazırladım. Yani yerken konuşuruz. Yani bak, böyle ayakta yemek yemek tıbben hiç sağlıklı değil. Yani bunu bir tıp adamı olarak söylüyorum ben. Vallahi. Hem ayrıca reçelli ekmek de var. Sen çok seversin. Sancho pişmedi mi burada? Uf. Dondum. Felaket üşüdüm biliyor musun? Titredim içeride ya. Beter ol. Ya Ayşegül bak bana kızgınsın biliyorum ama bu sefer yemin ederim benim bir suçum yok. Gerçekten. Can, geç bu ayakları ya. Ya kızım vallahi billahi diyorum ya. Bak yemin ediyorum. Elif'in oraya geleceğinden haberim yoktu benim. Kız kendi kendine doktor getirdi çünkü. Aynen öyle. Doydum ben. Hem yalana hem de yemeğe. Ya Ayşegül. Ya bıraksana. Bırakmam. Ya bırak. Bırakmayacağım ya. Ya bırakır mısın? Ayşegül. Ne? Ben galiba yine hastalandım ya. Boğazım ağrıyor benim, valla ateşim çıktı, bayılacak gibiyim. Bak. Yok ateşin. Var vallahi. Ya bırak. Oh. Ya bir dur, bir bak, bir daha anlamadın sen. Bir bak, iyi bak. Yanıyorsun sen. Değil mi? Ben de senin ateşini düşürecek bir şeyler var, gidip getireyim. Vallahi mı? Vallahi. Ne gibi? Dur bak, ben getireyim şimdi. İyi, getir. Dayanamaz ki o bana zaten. Demek yanıyorsun ha? Demek yanıyorsun. Ayşegül, o ne? Şimdi fırını pırtını toplat git buradan. Manyak ya.